Hello, bugün mukbang tarzımsı bir şey yapacağım. Suyumu şöyle açığa koyayım. Ayzer'den bu cipsine bayılıyorum arkadaşlar. Tadı çok güzel. Burada açtım yedim. Yani hem kendim yedim birkaç tane. Hem de ev halkına falan verdim. Onlar diye sınır. Bu cipsin tadı efsane güzel. Böyle acısı falan. Ben böyle acı acı seviyorum cipsi. Çok güzel yapmışlar ya. Yine bu konuda hem fiyat olarak uygun. A101'ü gerçekten çok takdir ediyorum. Bir içindekine baksanıza. Şu çokluğa yani. Yoğurt falan zorunda. Ben genelde böyle şöyle yoğurt pek sevmiyorum. Yani dedim hani belki bandırmalık falan. Güzel olur, hoşuma gider. Bir de ben genelde bir orada kaşları çatığım. Yani kaşlarım çatık bu şekilde duruyorum. Neden bilmiyorum. Ben normalde bayağı güneş bir insanım ama. Kamera karşısında bir şey oluyorum. Saçım var şurada, görmüyorsunuz. Beni rahatsız ediyor. Bu arada bu sosun içine yoğurt, nane, biraz ketçap sıktım. Ketçap çok güzel bir tat veriyor. Ben bir ara böyle sürekli sesli videolar atıyordum. Pizza videosu, hamburger videosu falan. Ama sonra beni bildiğin işte dediler. İşte sen niye atıyorsun? Çok kötü. Hiç yemeğin sesini duymuyoruz. Bilmem ne. Hiç makbet değil. Bu güzel değil falan. Neyse. Aman dedim. Boş ver et yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden paylaşmıyordum. Ama şimdi de videoları şey diyorlar hani konuşun, sohbet edin. Kardeşim yurtta biliyorsunuz. Yani sürekli yurtta kendileri falan paylaşıyor. Bugün günlerden salı. Bu videoyu büyük ihtimalle çarşamba günü izlersiniz. Pazartesi günü ben de gideceğim burada artık. Okullar açılıyor 2 Ekim, üniversiteler biliyorsunuz. Bu çözülmezse ben çok beğenerek kaldım. Şimdi ben Acıbem'deyim. O denizde de Acıbem. Deniz arası böyle bir 65-70 km falan var. Bir denizin içinden falan gidiyorsun. Yani 80 km falan mesafemiz var. O yüzden devamlı videolar atamıyoruz. Şurada bir saç var, şimdi delireceğim ya. O yüzden beraber video falan atamıyoruz. Ama şimdi ben denize gideceğim. Beraber rahat rahat yani videolar atabiliriz imkan oldukça. Bir de onun yurdunun girişi çok erken. 18 yaşından küçükler ya çocuklar, liseliler. O yüzden akşam 7.30 mu ne? Son girişleri yani burada. Bir de yemekleri 6-6.30 arası hani. 30 dakikada 200 kişi varsa yurtta 200 kişinin oturup yemeğini yemesi gerekiyor. Ben lisede kaldığım yurtta. Bu arada ben kardeşimin süresini erken diyorum ya. Bizim yurda girişimiz 5.30'du. Yazları. Kışları 5'ti. Ve okul 3.50'de bitiyor, tamam mı? 3.50'de bittikten sonra 4'te etütler, hani kurslar başlıyor okul sonrası, matematiktir, fizik, kimyadır falan. Yani efendi sesinde okuyorsun, o kurslara gitmen gerekiyor. Ne kadar çok ders o kadar iyi. O yüzden 4'te başlıyordu kurs. İşte 5'i 15, 5'i 20 geçe bitiyordu. 5'i 20 geçe bitiyor. Yurdun son girişi 5.30. Okey, yurtta okul arası 5-6 dakikalık mesafede ama okuldan çıkmışım ben, yorulmuşum. Bir anda şu küçücük bir odanın içine, bir de odalar bizim 7 kişilikti. Bazı odalar 8 kişilikti. 7 kişi, 8 kişi kalıyorsun bir odada. Bu ne biliyor musun? 8 kişilik bir odadasın. Ve bir anda kapanıyorsun. Yani insan bir temiz hava almak ister, yürümek ister. En azından markete gitmek ister. Markete gidemiyorduk, biliyor musunuz? Başkasına falan, hani kursa gitmeyen birisi varsa ona falan söylüyorduk. Bir de daha da gözünü söyleyeyim.
Şimdi kaykay yemek sipariş verebiliyorsun dışarıdan hani. Zehirlenme vesaire olursa kaykay suçlayamazsın. Biz yurt yemek siparişi de veremiyorduk. Neymiş işte kalitesiz yere sipariş vermişiz de zehirlenirmişiz de. Ondan sonra okul suçlu olurmuş. Ben 5'imde çıkmışım. Akşam da pırasa var. Pırasa nasıl doğruladı biliyor musunuz? 20 tane pırasa bir demet haline getirmişler böyle iple bağlı. Hiçbir yıkama yok. Koca masalar var üzerinde böyle şok 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 böyle doğruyorlar. Ondan sonra bir kazan gibi şeyin içine katıyorlar. Sonra da kazanı hortumla yıkıyorlar falan süzüyorlar ama benim midem kalkıyor. Yani pırasa var. Yani sevmediğim bir yemek. Dışarıdan yemek söyleyemiyorum. Açım. Böyle. Kötü falan da yasak bu arada ha. Neymiş elektrik şeyleri eskiymişse zarar verilmişti de. Öylesin diye bir. Neyse ben hazır. Tabi biz gizli falan sokuyorduk kettle'da. Ne olmuş biliyor musunuz? Bizim okulda bir kız vardı böyle bayağı havalı. İşte babası milli eğitimde mi ne çalışıyormuş lisedeyken. Konu konu yaşıyor bu arada. Şimdi temizlik yapan görevliler var hani biz okuldayken falan. Dolaplarımız falan ki isteyen kitle isteyen kitlemiyor falan. Öyle bırakıyoruz. Teyze girmiş. Bu arada bu teyze kim biliyor musunuz? Bizim okulda İngilizce öğretmeni vardı. İngilizce öğretmeni olmuş kadın. Kadının ablası okumamış. Bizim yurtta temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Kardeş de okulda öğretmen. Olabilir bu arada. Bunu asla yadırgamıyorum. Sonra bu teyze odanın içine giriyor dolaplara falan şey bakarken. Hani dolaplara bakmıyor. Dolapların içine açmak kesinlikle yasak. Bu arada bu KYK'da da yasak. Normal lise yurtlarında da yasak. Ancak hani büyük bir şey vardır. Bir kararla falan açabilirler. Yani hani geçti senin aç dolabına bakacağım falan demek ki bir hakları kesinlikle yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Tabi bunu hocalar umurumda açıyor bakıyorlar. Öğrenci şikayet edemez beni falan diye ama. Yani açtım hakkı hakkımız var. Neyse kız dolabını tam kilitlememiş. Dolabın yanında fiş sarkıyormuş böyle aşağı doğru. İşte saç düzleşiriz falan yasak bu arada. Düzleşiriz falan alamıyorsun. Sokamıyorsun yani orada. Teyze bunu bulmuş. Sonra da ne yapmış ya? Yurt müdürüne mi söylemiş yoksa o gün belletmen. Belletmen de akşam yurtta bekleyen öğretmen. Belletmen ne söylemiş? Sonra işte hani kızın kettle'ını almışlar, saç süresini almışlar. Sonra akşam yemeği oldu, yemek sırasındayız böyle. İşte yedi falan saat. Teyze yemek katıyor. Biz de yemek sırasındayız. Bu dolabından bir eşyası alınan kız da üç önümüzde falan. Kız yemek atarken teyze bir anda bağırmaya başladı. Sen dedi kendini ne zannediyorsun dedi işte. Sen dedi işte bilmem ne bilmem nesin falan böyle hakaretler ediyor bu arada. İşte dedi sen dedi bir temizlikçisin dedi sen nasıl. Burası ne sen burası. Sen dedi bir temizlikçisin dedi benim nasıl dolabımı karıştırırsın. Kendini ne zannediyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte belki orada hırsızlık yaptın, benim her şeylerimi çaldın sen. İşte yurtta bu arada bir de hırsız vardı. Bir de bir şeyler çalınıyordu. Şey diyor. Belki bir şeyler çalan teyze kişi sensin falan. İşte böyle ama bir hakaretler ediyor. Görmeniz lazım. Herkesin içinde. Öğretmenler var. İki tane belirtmen. Tüm öğrenciler var. 9, 10, 11, 12'ler. He? Çocuğa çalışanlar var. Orada kız bir rezilletti. Tabii kadıncağız hiçbir şey yapmadı. Böyle ağladı falan böyle. Çok çok üzüldüm bu arada ben kadına. Çok tatlı bir ablaydı. Sonra bizim de o zaman yurda yeni geçen bir müdür vardı. Okulu coğrafya öğretmeniydi. Ama müdürü görmeniz lazım. Aşırı disiplinli bir asker gibi. Tabii oradan öğretmenler müdürü arayıp bu olayı haber ediyorlar falan. Ondan sonra müdür bir geliyor. Denizde de Tavos'a geliyor. Ha döktüm. Tavos'a geliyor oradan. Gecenin bir körü. Yani gecenin bir körü 9-10 ama hani bir öğretmensin. Denizden oraya 30-35 kilometre gelmek zorunda değilsin yani. Adam geliyor. Hiç ertesi günü falan bırakmadan. Arıyor kızın babasını diyor ki. Kızınızın diyor nerede hani sizin kim olduğunuz ya da kızınızın kim olduğu ya da hiçbir şey umurumda değil diyor. Ya siz şu an diyor bu gece bu kızınız burada uyumadan diyor.
gelir kızınızı buradan götürürsünüz diyor. Ya da ben yarın sabah 8 olduğu an diyor sizin kızınızı okuldan alır bir disiplinize atarım diyor. Ben diyor kesinlikle diyorum. Bir personel personel konuşamadım. Bir personel diyorum dersen. Bir personel bana saygısızlığı asla kabul edemem. Bu arada abla ya okuldaki öğretmenin kardeş ablası falan diye kayırmıyor asla. Orada her kim olursa olsun öyle yapardı. Ha, al hayır. Böyle bir söz konusu bile olamaz. Şu an geliyorsunuz. Burada kızın ailesi Muğla'da falan. Şu an geliyorsunuz. Kızınız buradan alıyorsunuz. Yarın sabah da ben okuldan ayrılmadığı şeysini hani nakil şeysini ayarlıyorsunuz dedi. Ve 2 saat sonra falan kızın babası oradaydı. Baba lüks bir arabayla falan geldi. Kızını aldı götürdü. Bu kızı o günden sonra kimse görmedi yani. Değişik değişik olaylar. Konular mı buraya geldi ya? Eylül'e neden buluşamayacağımızı anlatıyordum. Yurtlar falan bir standarken. İşte bizim yurt girişimiz 5.30'da ama şimdi onlar denizde oldukları için 8.30. Ama şimdi benim 11. Bu arada 11 olması çok saçma değil mi? Ve okuldan çıkıyorsan saat bir anda 11 oluveriyor. KYK'lar gittiği şey olması çok saçma. Çünkü üniversite öğrencilerinin part-time bir şey çalışması gerekiyor. Para yok. Okul zaten bitiyor hani. Gece 1'e 2'ye kadar bir yerde çalışabiliyor çünkü yurdun o denizi de merkezde bu dönercilerdir, çiğ köftecilerdir işte, yemek yerleridir, kafelerdir falan. Gece 3'e 4'e kadar açık zaten. Tam öğrenci şeysi ya. Bir de bu yurdun devamsızlık hakkının 30 gün olması kadar saçma bir şey var mı? Bu da saçma bu arada. Şimdi okul cuma günü bitmiyor mu? Bitiyor. Adam ne yapacak? Cuma günü akşam çıkıp gidecek değil mi yurtta? Ama cuma günü akşam hafta içi sayıldığı için devamsızlık hakkımız orada hafta sonundan gitmiyor. He. Hafta sonu çıkabiliriz. 30 gün devamsızlık hakkımızdan yemiyor akşam gelmezsek. Ama hafta içi kalmadığımız günler devamsızlık hakkımızdan yiyor. Neyse ben hazırım. Önemli olan ama cuma günü akşam çıkar. Pazar günü akşam da geri gelir. Pazartesi sabah okul olduğu için. Pazartesi günü gelmez yalnız. Pazartesi günü sabah okul 8'de. Ama cuma günü akşamı 30 gün daha sık hakkından yiyorlar. Pazar akşam yemiyorlar. Hafta içi, hafta sonu akşam sayıldığı için. Bu da saçma. Asıl saçma 30 gün olması. Eylül'den başlayın Ekim'de. Hadi Ekim'den başla Haziran'a kadar. Dersin boş olur. Bir akraban düğünü olur. Bir şey olur. Eve gidersin. Böyle uzak mesafeyse gidersin 1-2 hafta kalırsın. Saçmalığa bakın. Bu insanları anlamak gerçekten çok zor. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Umarım beni dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Attığım böyle videolar böyle emek harcadıktan sonra izlenmeyince ben çok üzülüyorum. Bulmam mı? Bu arada yoğurt sevmiyorum falan sandım ama yoğurt da çok iyi gitti. Biz acı biraz. Yoğurt böyle ferahlatıyor. İçindeki ketçapın hafif böyle domatesimsi bir tadı geliyor. Çok iyi. Yüksekten mi yoksa? Bir adam var ya, şeyde, Instagram'da.
Anılarını anlatıyor. Sonra da şey diyor. Ömer'le onlar işte falan diyor. Böyle çok tatlı bir adam. Mimarmış. Ben de mimarlık öğrencisiyim. Şey yapmak istiyorum. Böyle bir şey anıları anlatmak istiyorum. Böyle bir dakikalık falan. Ondan sonra hani şey diyeceğim istiyorum. Ben şunu anılar işte. Bu arada yememizi istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtirseniz biz çok mutlu oluruz. Çünkü ben genel olarak hayatta çiğ köfte yiyen bir insanım. Hani ben bir haftanın çiğ köfte yerim. O yüzden hani devamlı çiğ köfte videosu atasım geliyor. Ay şimdi olsun güzel olur oradan. Böyle yeşillikle domates, biber. Ne domates ya? Domates sevmem bu arada. Böyle yeşillik, turşu, mısır, lahana, marul. Sar böyle çıtır çıtır. Uf. Canım çekti. Şöyle yapalım. Bu arada ben nereden geliyorum biliyor musunuz? 1,5 ay önce falan. Öyle bir şey kaldırıyordum ben. Ve hala bakalım. Falan diye gösteriyorum. Mesela ben mi kaldırırken ben derime bir şey oldu böyle şuradan. Ve benim bacaklarımın aşağısını ben de sevemedim ben. Bir sinir bir şey olmuştur falan diye düşündüm. O gün gece falan bayağı çok şiddetli ağrım oldu ama ertesi gün geçti benim ağrılarım. Ben de bir şey olmaz falan dedim. Sonra bir süre sonra, birkaç gün sonra şey fark ettim. Oturuyorum ben. Oturduğumda benimden böyle bacaklarıma doğru bir sızı bir ağrı geliyor. Dedim Allah ne oluyor falan. Ben de aldım işte. Ben ortopedi bakıyor diye biliyordum bu tip şeylere. Ortopediye gittim. Açıklamada kasında MR cihazı yok bu arada. Şey denizde var. Ortopedik adam dedi ki o zaman film çektirelim. Yani MR cihazımız yok şu an. Film çektirelim bakalım. Ben bakmıyorum. Fizik tedavi bakıyor bu konuya dedi. O gün hastalığa doktor yoksa. Çektirdik filmi. Adam bana demiyor şimdi. Senin belinde fıtık var. Ben böyle bir dondum kaldım. Ne? Hani nasıl fıtık var benim belimde falan? Adam dedi hani işte o an dedi ağırlığı kaldırırken. Sağ olasın. Kaşığı şey yapayım. Dedik o ağırlığı kaldırırken büyük ihtimalle o belindeki şeyler sinirden arasından dışarı doğru bir şey hani bir sıvı kaçmış o da fıtık oluyor dedi. Belinde fıtık olmuş dedi. Sonra bana inar falan yazdı. Dedik sen nefes dayı doktoruna git. Ben aldım iğneyi yaptırdım o gün. Akşam açtım baktım iğnenin ne olduğunu. Adam bana aşırı derecede fazla kuvvetli ağrı kesici iğneler yazmış. Bir de hap falan da verdim. Ama benim öyle şeye ihtiyacım yok. Ne güzel. Sonra ben bu iğneleri olmadım. Sonra gittim fizikler doktoruna gittim. O MR istediğinizde. MR'ı çektirdim. İşte bu salıda fizik tedavi randevu aldım. Ama ben artık hani üzgünlükler içerisinde böyle internetten YouTube'da şey falan bakıyorum işte. Bel fıtığı olan insanlar nasıl hareket etmeli? Bel fıtığı olanlar ne yapmalı falan. O da bel fıtığı ameliyatları falan diye bakıyorum böyle artık. Çünkü bu yaşımda hiç bel fıtığı olacağını düşünmüyordum. Gittim ben böyle kadına. Dedim bel fıtığım varmış değil mi falan diyorum. Kadın dedi senin hiçbir şeyin yok. Dedim ben ne? Ne? Ne güzel dedim. Dedi ki ben ağırlığı kaldırırken böyle diskler var ya dedi. Diskin arasındaki dedi, sıvı dışarı kaçmış. Evet dedi. Bu fırına fıtık diyoruz biz dedi. Ama yani sen daha dedi 19 yaşındasın. O yüzden dedi hani bu dedi senin gibi hastalığı kendi kendine çok rahat bir şekilde geçen bir şey. Seninki de geçer. Sen daha rahat olabilirsin dedi. İşte bel kaslarını kuvvetlendir. İşte beline yönelik sporlar yap dedi.
Yani hiçbir şey yok, öyle gidebilirsin dedi. Kadın çok tatlı bu arada. Ben çok etkileniyorum bu arada böyle şeyler. Kadını görünce hemen şey diyorum. Mimarla bırakıp doktor mu olsam acaba? Evet. Çok çabuk etkileniyorum. Yoğurtlu maska. Al yapmışım. Mutlu. Bari bundan güzel ASMR olmuş. Bir de bazı videolarda şey yapıyorum ben. Konuşamadım. Video mesela mukbang, tamam mı? Diyorum işte mukbang, tost mukbang ya da ne bileyim işte Hatay usulü, Antakya mukbang falan diyorum. En sonunda ASMR falan yazıyorum ya da başında bir yer ASMR yazıyorum. Neden? Çünkü ASMR, yemek ASMR izleyen insanlar mukbang izlerler. Mukbang izleyen insanlar ASMR izlerler hani. Bu değişebiliyor. Şimdi adam Google'da, YouTube'a pardon, ASMR yazdığında hani benim mukbang videom da karşına çıksın ya da mukbang yazdığında benim ASMR videom da karşına çıksın diyerekten bunu yazıyorum. Ben yazıp ASMR'lar, mukbangleri alttan hemen cevaplar geliyor işte. Bu ASMR değil ki, sen konuşmuşsun, insan sesleri geliyor. Sen bunu ASMR diyemezsin, kendini ne zannediyorsun? İşte bilmiyorsanız çekmeyin, sizden YouTuber'ımız. Abi bir bunu yazdım diye benden YouTuber olmaz diyemezsin. Sonra MacBank yazıyorum şeye. İşte arkadan ses, yemeğin mis gibi sesi gelmiş. Sen ne buna MacBank yazdın SMR. Abi MacBank izleyen adam da gelsin izlesin diye. SMR izleyen adam da gelsin izlesin diye yazdım yani. Mantıklı. Hani ne bileyim, videomuza hashtag koyuyoruz. Hani izlensin diye mesela. Kare Türkiye koyuyoruz. Neden Türkiye ile alakalı bir şey paylaştırmışım? Hayır, Türk bir YouTube kanalı. Bu arada gözümde bir şey mi var benim ya? Göz kapağı düşüktüm aslında. Neyse. Türk bir YouTube kanalıyız. O yüzden... Türk izleyiciler görsünler, ses falan onlara hitap ediyor diyordum. Türkler görebilsinler, daha çok diyerekten yazıyoruz. Bunu gerçekten bazen sana anlatmak çok çok zor he. Arkadaşlar, hayatım diyordum size. Koşu atmasaydım keşke şuraya. Eminim ki bu diyor tırnaklarıma yorum gelecek. Anne böyle kullanma ya da ucu sürüyor da kes falan diye. Tırnaklarımı temizliyorum. Ancak ağzına sokabiliyorsam belli. Tırnaklarım temiz olduğu için arkadaşlar. Ama annem de bu konuya çok karşı bu arada. Asla kabul etmez. Bu tırnaklarımı yaptığım hiçbir şey diyemiyor. Kesinlikle eldiven takmak zorundasın diyor. Küçükken böyle cipsi şey yapıyordu, böyle cipsin dibi. Ondan sonra işte acaba kardeşim yüceklenmeyeceğim, kardeşim yüceklenmeyeceğim falan diye şey yapıldı. Şu an prensesim burada olmadığı için ben yiyorum. Bıkkım. Çokum. Siz yatağında yemek yer misiniz diyorsunuz. Evet, bu benim yatağım. Ama şu an burası masa. Yatağımda da ders çalışma masası var. Bu tarafa oturduğum zaman şuna ışık vuruyor. Hiç gözükmüyorum. Buraya oturduğum zaman ışık en iyi düzeyde. O yüzden buraya oturuyorum. Hatta bazen bir yerde böyle eğiliyorum falan. Hani şu yemek tabağı gözükürsün, arka plan çok fazla çıkmasın diye. Yataklı yemek yiyemezsin, şeytanlar gelir, karabasanlar gelir, cartlar, curtlar falan. Geliyorsa da bana geliyor arkadaşlar. Ayrıca şimdi burada kimse yalan söylemez. Bir film izlerken, bir şey izlerken şöyle mısırınızı alıp yatağınızı, bilgisayarı, telefonu koyup yem yiyip içmediniz mi? Hani de bir çikolata aldın, yiyorsun. Çikolatayı yiye yatağına gelip uzanmadın mı? Ben uzanıyorum. Benim yaşama alanım burası. Ben burada yemek yiyorum, film izliyorum, derste çalışıyorum. Geçen gün çizim yaptım burada. Neyse, artık bu konuşmaları daha bir sonraki videoya saklayalım. 25 dakika olmuş. Umarım izlersiniz. Büyük tamamıyla buraya kadar izlemeyeceksiniz ama buraya kadar izleyenler yoruma siyah kalp bırakabilir mi?
Ben sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.